Bu hikayenin başında bir borçlar vardı. Onlar ne durumda? Bitti. Onların hepsi bitti. Hatta Müge'nin borçları vardı, onları da ödedim. Bakın şu zafer çığlığıdır. Hanımlar, beyler, hello. Bendeniz Mesut Süre. Evimdeki psikolog.com'un sunduğu ilişki testi alkışlarla başlıyor. Duy duy. Beyleşiyen, duyun. Hey yavru bey. Hadi bölümün uğru olsun. La la la. La 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 la. Sevgili Korhan, sevgili Müge. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Senle başlayalım Mügeciğim. Kaç senelik bir ilişki bu? 4,5. 4,5 sene. Evet, 4,5 senelik. Evlilik? 2,5 sene olacak. Galiba siz birbirinizin ilk evliliği değilsiniz. Değiliz, evet. Kaçıncı evlilikler? 2. 2. Hı hı. Önden gelen çocuk var mı? Var. Benim 14 yaşında bir kızım var. Allah bağışlasın. Aynen. Bir de oğlumuz var 10 yaşında. Oğlan senin. Evet. Evet. Kim yaşıyorsunuz şu an? 3 kişilik aileyiz şu an. Oğlumuz da hafta sonları geliyor. Ne güzel. Evet, çok güzel. Nerede tanıştınız sevgili Korhan? Bizim tanışmamız aslında bir 10 sene önce falandı. Tamam. Ben bir teknoloji, daha doğrusu şeyde, GSM operatöründe çalışıyordum. İşte mağazalara eğitim, satış, destek gibi konularda. Müge de orada kasiyerdi. Orada tanıştık ama çok kısa yani. Kasiyere mi yürüdün? Hayır, o zaman... Çok iyi anlaşıyorduk ama ben bir ay falan kaldım orada. Yok, ha, sen de çalışıyordun orada, ikimiz tamam. İkimiz de ben evliydik o zaman. Evet. Evliydiniz. Evet. Anladım. Arkadaş oldunuz. Aynen öyle. Evet evet, normal arkadaş. Tamam. Sonrasında benim başka... Kadının gözler fıldır fıldır, normal. Aşağıdaki yorumları çünkü biliyor sonra da. Şerefsiz kadın! Zaten şöyle bir şey var. Korkma korkma. Sonrasında ben başka bir mağazaya transfer oldum. Biz hiç görüşmedik yıllarca. 7 sene sonra kadar yaklaşık. Ben bir... ödümü kuruluşunda çalışırken... Sen de boşanmıştın. Müge de boşanmıştı. Evet, aynı. İkinci karşılaştığımızda. Doğru, ikimiz de boşanmıştık. Ben Müge'yi görmedim, o beni görmüş. Ne dedim Müge görüp? Ya Türk filmi gibi aslında orası. Nasıl? Ben çok kötü zamanlar geçiriyordum o zaman. Sonra şirkete taşındık, Korhanların olduğu şirkete. Çalışma arkadaşımla yemek yiyoruz böyle uzun bir masada. Böyle çok da muhataplığımız yoktur aslında ama döndü dedi ki bu sene senin senen Müge dedi bana. Ben de böyle içimden he gibi oldu. Sonra şirkete gittik. Korhan böyle telefonla konuşurken çıkıyor şirketten. Ben de böyle geçtim yanından. Aa bu Korhan değil mi dedim kendi kendime. Sonra benim bütün sosyal medya hesaplarım kapalı. Açtım. Baktım işte Korhan'ın hesabına. Hani evli diye hatırlıyorum ben. Baktım evli değil. Ona mı baktın? Ya Korhan'a yazmak için baktım aslında. Hani biz de buraya taşındık vesaire diye. Yoksa evliymiş, bekarmış, hayır, umurunda tabii değil. Tabii tabii, aynen. Normal tanıdık birisi olsun diye baktım. Sonrasında oradan yazdım Korhan'a. O gördü. Sonra dedim sen beni tanımadın, görmedin ama işte ben böyle böyle falan. Hatırladın mı hocam hemen? Hatırladım. Hatırladı. Evet. Nerede buluştunuz ilk? Akasya'da kahve içtik. İlk kahvede bir flört oldu mu? İlk kahve, ilk. Hemen oldu. Ben nasıl? Hemen. Evet. Ben hatta 2 yıl önce şey dedim eşime, evliyiz o zaman. Ya Korhan ben sana bir şey soracağım dedim. Niye biz hemen sevgili olduk ki dedim, kahve içer içmez. Yani gerçekten... Ben eşime mi deyince öbür eşi sordu zannettim ha. Hayır hayır. Sizde de oldu mu? Dedim iyice bunlar rahat demek ki. Yok. Anladım anladım. Korhan desene manyak eş karıştırıyorlar ya. Ya işte. Tamam. Korhan'a. Hemen oldu yani o gün. O gün ne oldu o gün? Ya aslında ilk akşam yazıştık, buluşmaya karar verdik. O zaman çalıştığı şirkette full kadın çalışan. Tabii ben yanına uğradım, hissediyorum böyle bütün herkes bana bakıyor. Çünkü anlatmış herkese. Böyle bir sıcaklık oldu, ben konuşamadım falan. Ne anlattın? Ya herkese söyledim yani. Daha önceden tanıyordum böyle böyle işte. Ve date var dedim. Evet, görüşeceğiz vesaire dedim. Böyle arkadaşça bir buluşma değildi. Gerçekten bir date'ti o zaman. Evet. Yani evet, öyleymiş aslında. Kim kimin elini tuttu? Ben kahveden sonra işte otoparka indik. Orada yürürken tuttum. Hatta şaşırmıştı bayağı. O gün? O gün başladı evet. O gün öpüştünüz mü? O gün öpüşmedik. Tam tarihini hatırlamıyorum ama yine ben onu eve bırakırken olmuştu. Ama hani kaç gün oldu onu hatırlamıyorum. Eve bırakırken ne, evin önünde mi? Evet, araba, şirket arabasıyla bırakıyordum oradan Kadıköy'de. Şirket arabası! Şirket arabası! Onu da benzinde şirkete yasladığımız için. Bu ayrıntılardan bize ne abi? Niye hikayeyi daha boktan bir hale getirdin? Şirket arabası diyor. Kaçta gittin? 80'li mi?
Hız sınırını aştın mı? Tamam. Sen öptün ilk. Hatırlıyorsun onu. Evet. Anladım. Ben hatırlamıyorum. Ama mesela bence ikiniz de acaba olur mu diye buluşmuşsunuz. İlk kahvede. Ya zaten Müge inkar ediyor ama bence zaten o amaçla beni eklemişti Facebook'tan. Çünkü bizim ortak bir arkadaşımız var. Onu anlattığını bana söylemişti. Sonra inkar etmeye başladı diye bilmiyorum ama. Mügeciğim yalancı mısın? Ne sordum ha? Arkadaşına anlattın mı böyle bir şey? Ya şöyle hani gördükten sonra evliliği vesaire olmadığını gördükten sonra evet arkadaşıma söyledim. Ama hani öyle çok da Koran'ın söylediği gibi böyle bir yürüme koşma değil yani. Ne dedin? Ne söyledin arkadaşına? Evli değilmiş. Evli değilmiş dedim. Güzel olur konuşacağız, tanışacağız, hani görüşeceğiz dedim öyle yani. Ama çok da... Bu hikayede Müge'ye inananlar o desin. Hayır abi dümdüz yürümüş diyenler o desin. Bu da yalancı gülüşüdür. Böyle değerli gibi gülersin. Yakalandığında ben de böyle olurum 40 yıldır valla. Peki ilk buluşmada gıcık olduğunuz bir şey oldu mu karşı tarafta? Yok, benim olmadı. Falan. Senin benim hocam? Olmadı. Benim olmadı da Müge aslında şey, kahveciye götürmemi aslında biraz içerlemiş galiba. Hani niye daha iyi bir yere gitmedik falan. Evet. Niye yemek yemedik niye yani? Niye içmediniz? Ben çok severim yemek yemeyi çünkü. Niye içmediniz? Kahve içtik sadece. Yani. Hayır yani öyle. Şey anlamında mı? Yani yemekle içmeli mi? Sanki bana fuhuş sormuş beni böyle. Ne kadar kötü hissettim. Şey anlamında mı? Hani anamızın babamızın kızdığı bütün kötülüklerin anası var ya. Oğlum ne alacak içmekten? Hayır. Ne güzel ya. Yani böyle hani yemek yiyelim falan isterim ben. Koran... Sen düz kalk. Paran mı yoktu? Öyle denk geldi öyle diyelim. Öyle denk geldi diyelim. Dedik. Ha öyle diyelim. Hiç ayrılık oldu mu bu zaman zarfında? Çok. Hadi be. Tabii. Bu 4 sene içinde. Tabii. Yani ya evlilik haricinde sevgililikte çok oldu. Kim ayrıldı daha çok? Ben. Neden? Sürekli ayrılıyordum ya. Niye ayrılıyordu hocam? Bir kere ya ben bir dükkan batırmıştım. Olsun olur. Çok borçlarım vardı. Bir kere o yüzden ayrıldı mesela. Hayır. Ya hayır. Ay öyle bir kötü oldu ki. Şu ana kadar kadının çizdiği profile bak. Evet. Dümdüz yürümüş yalancı. Adam battığı gibi de sikre git demiş. 6 dakikada bu. Müge'ye bak sen. Hoş geldin masal kötüsü. Şuna zehirli elma yedir de öldür. Ay öyle oldu. Ama öyle hocam değil. Sen battığın gibi ayrıldı mı? Hayır. Zaten benim borçlarım vardı. Ben borçlarım vardı. Evet. Tanıştığınızda peki o kahvede söyledin mi benim borçlarım var diye? Hatırlamıyorum onu. Yok demedi. 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 Deseydi. Beni kandırdı. Deseydi olmazdı dermişim. Yok ya öyle şey olur mu? Bu kız çok yalancı çok tatlı ya. Yok yok. Demedi ama. Demedi. Ama deseydi ister miydin bilmek? Ya bilmek isterim tabii, tabii ki de. Ama öyle kötü niyetten de söylememezlik yapmadı. Ondan bence eminim de, bence ben. De. Ben de söylemezdim bu arada oğlum. Niye söylemem? Mal mıyız? İlk buluşma bu. Bu arada benim de 1 milyon lira borcum var. Esikli git. Kahveyi de sen ödersen Mügeciğim. Yani şöyle hani sonrasında sıkıntı çekmeyelim diye aslında. Ben hani ya senin borcun var çok fazla hani çok sıkıntı çekeriz. Biraz toparlarsan belki hani daha iyi olur bizim için diye söyledim. Yoksa hani senin borcun var ben seni istemiyorum. Öyle de kötü değilim yani. Ama bu iki söylediğin aynı şey. Sadece yumuşattı acık. Senin borcun var ilerleyen zamanlar bizim için daha iyi olur demiştin. Evet. Ve ayrıldın. Ayrıldım. Sen hocam hallettin mi o sırada? Aslında uzun bir vadeye yaydık onu. Tamam. Ama şöyle oldu. Biz her ayrıldığımızda ben arıyordum bir süre sonra. Müge bir kahve içelim mi diyordum. Olur diyordu. Öyle barışıyorduk. Ben Müge bir çok yakınını kaybetti. Başı sağ olsun. Ben o gün onun yanında oldum. Yine ayrı olduğumuz dönem. Sonra tekrar biz işte görüşmeye başladık. Ben onu yine bırakırken dedim ki ben bu borçları bir gün bitireceğim. Benim yanımda sen olursan ömür boyu olursun. Eğer olmazsan dedim hani bir daha olmaz. Ama ben tekrar ayrıldım tabii. Barıştık yine ayrıldım yani. Neden? Bu adamın bu şu cümlesinden sonra gene mi ayrıldın? Hı hı. Çünkü yapılandırmaya karşıyız galiba. Yani 3 yıla yaymış adam borçları. Sen bitene kadar bekledin yani. Ya öyle işte ya, yani oluyor. Sen işte, niye he demedin bu adamın bu kadar büyük konuşmuş? Yok o zaman he dedi zaten. He dedim. Tabii sonra başka barıştık tekrar başka sebepten. Başka sebep. O sebep aynen. Neydi? Ya o sebep de Koran birazcık çok takıntılıydı. Kıskanç. Bazı şeylere. Yok çok ya, biraz kıskançtı ama farklı konular da vardı takıntılı olduğu. Bana da onlar ters geliyordu. Neymiş hocam takıntılı olduğun konu? Ya aslında eskiden olan bir ilişkisiyle alakalı benim bir sıkıntım vardı. Sorunu tamam. Ben kendi içimde çözdüm.
Çünkü biraz güvensizlik vardı bende. Geçmişe dayanan, ya başka birilerinden gelen güvensizlik. Onu aşınca bir sıkıntı kalmadı. Aynen. Bende. Ya bizim kadar çok ayrılıp evliliğinde bu kadar herhalde iyi yürüten ve hiç kavga etmeyen bir tek biz varız. Ha, evlendikten sonra iş daha rahatladı. Tabii. Yani çevrede bile hatta herkes örnek olarak gösteriyor diyebilirim şu an. Gerçekten öyle ama. Örneğe bak. Borçlarım var diye 8 kere ayrılmış hala diyor örnek. Evlenme teklifi hangimiz etti? Ben ettim. Nereye ettireceğim? Çok özel bir şey olmadı. Biz olsun. Karar verdik zaten gün almak için. Öyle isteme, işte tanışma falan bir şey olmadı. Sadece ben anne babası tanıştım. Biz hani böyle bir karar verdik diye. Nasıl karşıladılar seni? Çok iyiler. Şu anda da çok iyiyiz zaten. Tamam. Hani öz anne babam gibi seviyorum ikisini de. Çok sıcaklar hala. Bir sıkıntı olmadı bu tanıştığımızda da. Biz zaten hiçbir şey karıştırmadık kimseye. Biz günü aldık. Eşyalar meşyalar falan. Diz çöktü mü kızım? Yok yok, öyle şeyler olmadı. Yüzük? Yüzük de yok. Bizim dövmelerimiz biz dövme var. O yüzden yüzük öyle falan, yüzük vesaire yok. Beleşe geldi. Yüzüklerine dövme mi var? Evet. Şu anda da. Evet evet. Diyelim Allah muhafaza boşandınız. Kim kapatacak onu? Yine lazerle böyle tık 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 yapıyorlar. Kapatıyorlar. Kadın düşünmüş. Peki dövmeciye gizli gizli soran oldu mu tekte? Mesela Koran tuvalete gittiğinde bu çıkıyor mu sonradan? diye sordun mu yani? Yok ya. Dövmeyi ne yazıyor şeyde? Koran yazıyor bende. Evlilik yıl dönümümüz. Onda da Müge yazıyor. Evlilik yıl dönümümüz. Şimdi bu çok nadir gördüğüm bir şey. Var mı böyle başka dövmeli kimse? Yüzük yerine yoktur herhalde. Birkaç fikir alayım sizce. Mesela kadınlara sorayım. Bu tamam mıdır böyle bir şey? Birkaç kişiden de bıraksana. En çok korkan kimse ona bırak Gizem. Bak şu sağ çaprazdan Sübhaneke sesleri geliyor. Orada bırak. Hoş geldiniz. Kalk kalk kızım yani. Biz bizeyiz kalk. Ben mi? Ne olur ben olmayayım. Ne olacak? Hoş geldin. Hoş bulduk. Kaç yaşındasın sen? 26. Var mı sevgili? Yok. Tamam. Sence nasıl bu? Güzel. Ama ben yüzük de isterdim. Dövme de yaptırmasını isterdim. İkisini de isterdim. Senden maşallah yani. Başlık parası da isterdim. İki tane de tam öküz isterdim. Olurdu yani. Başlık parası değil ama hani öküz koyayım. Ya tamam da yani. Hayatım biz daha böyle hani estetik, ruhani bir yerden yok, soruyoruz. Spiritüel bir yerden soruyoruz. Yüzüktün isterdim değil ya. Yok ama çok güzel hareket gerçekten. Tebrik ederim. Güzel hareket, şık hareket mi? Evet tabii ki. Şık diyenlere o desin. Oo. Yok be abi diyenlere o desin. Kafalar karışık. Allah Allah. Şöyle yüzüğe para verip üzülen vardır. Ulan 7000 verdim amına koyayım. Şu aklımıza gelmedi ya. Bir tane sakızdan çıkaydı da. Dördüncü parmağı koyaydık. Teşekkür ederim. Şöyle bir evli biri alsın ya. Bir parmak kaldırsın, evli biri alsın. Hadi hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evli misin hocam? Evliyim, dövmem de var. Hayırlı. Senin de? Evet. Yüzük yerinde? Evet, yüzük yerinde dövmem var. Sende ne yazıyor? Bende de eşim baş harfi yazıyor. Neymiş? Zennur'un Z'si. Yani herhangi bir Z olabilir bundan sonra. Olabilir. Yani Zennur gitti, bakacaksın artık. Rehberden Z, Zahin. Uydun mu? Yani yan çevirince Süleyman, neye dönüyor? Günaydın efendim. Yan çevirince neye de oluyor? Kurulun üstüne. İyi lan. 29.002 tanesi cepte. Bir sürü isim var ne ile Z ile. Sen boşan ya, rahat ol. Zaten havası ondan sonra kaçtı. Yani ilk yaptırdığımda çok hoşuna gitmişti. Yanlışlıkla dedim ki hani ters çevirince neye de oluyor? Hoşuna gitmedi ondan. Sen de ondan. Bunu niye söyledin? Yakmışsın kendini. Evet. Hanımefendi senin adını baş harfim yazıyor. Ya o yüzük takmayı tercih ediyor, kullanmıyor. Yüzük takmayı? Evet. Ver bakayım ona. Bak bu da daha değişik. Biri yüzük takıyor, biri dövme. Merhabalar. Ama neden dövme yaptırdı onu açıklayayım. Yüzüğünü düşürmüş. Ya senin ben. Affedersin hocam, havana sıçayım yani. Buraya kadar ne güzel getirdin. Z oluyor, ne oluyor bilmem ne. Ben de taktırdım. Abi beni dövdü bu kadın kaybettiğim için. Bu ilişkinin... Dokunmatiği kim? Kim daha çok muç? Bizde değişiyor. Evde ben sürekli sev beni, öp beni modundayım. Eve bak, coşmuş. Tamam. Dışarıda da Korhan. Nasıl anlıyoruz dışarıda Korhan'ın? Ya mesela uzak bile otursak, aramızda insanlar da olsa kalkar gelir, böyle bir tutar falan, öper, sever. Öyle gider başka yere oturur. O şeyden mi hocam? Etrafa hani doğadaki gibi yani. Orangutanlar da bu benim derler ya böyle bu. Gidip hanıma bir sarılıp bakın ha sıçarım gagarınıza mı o? Yani o da var biraz ama ben seviyorum yani. O da var mı?
Var tabii. Hah. Yani biz birlikteyiz ha, ona göre. Evet ama var. Biz beraber vakit geçirmeyi de çok seviyoruz. Evde de öyle. O yüzden ben seviyorum yani. Onunla hani dışarıdayken bile ben unuturum daha çok. Evet. Ama evde dediği gibi o evde daha fazla. Ben. Evde mesela hocam senin illallah dediğin oluyor mu? Mıçmıçtan mı? Evet. Yok. Memnunum ben. Tabii çocuklar yokken. Yok ya öyle de... Evet, hani gel şey bana sakın, mesela böyle... su almaya gidiyorum dedim. Hani gel bana bir sarıl öyle git su al evet. Mesela. Ne kadar mesela tatlı. Mesela böyle otururken ya Koran beni bir sever misin diyorum. Kalkıyor geliyor beni seviyor. Sonra gidip yine oturuyor. Sonra mesela. Gidiyor oturuyor. Bu hangi belgeselin içine düştük lan biz? Acı kuyruğumu okşar mısın tabii? Eski evlilikler konuşuldu mu? Tabii. Tabii ki. Neresinde konuşuldu ilişkinin? Sevgiliyken? Tabii sevgili olmaya karar verdik. Hemen herkes her şeyini anlattı. Her şeyini? Ben her şeyi anlatırım bir de. Hiç çekemem. Anladım. Sen anlattın mı hocam? Anlattım. Evet. Öyle mi? Evet. Mesela şimdi Müge de 9 huy daha iyidir de eski evliliğinde 1 huy daha iyidir. Ama tek bir huy. Mesela, bir önceki... Hangi huy hocam? Abi soru çok tehlikeli. Hiç değil ya. Ama... %90 diyorum burası için. Tehlikesin var bunun. %10'dan ne alır %10? %10'u saymazsın bile herhangi bir olasılık hesabı yaparken. Yani önceki elimle kıyaslayamam ama hani Müge'nin bir iki tane böyle komik huyu var. Onlardan hani eksiklik demeyelim. Bizi güldüren şeyler. O yüzden... Hiç hayatınızda bu kadar politik cevap duydunuz mu? Hoş geldin Hüsamettin Cindoruk, anlat. Neymiş komik? Abi şöyle mesela geçen iki sene önce... Yıldız Silvi'nin konserine gidiyoruz Harbiye'ye. Kadıköy'den vapura bindik, indik Beşiktaş'ta. Dedi ki bana bırak, ben götüreceğim seni dedi. Tamam dedik. Yukarı doğru yürümeye başladık Barbaros'tan. Sürekli Concord'a gidiyoruz. Oradan bulacağım ben yeri falan diyor. Ben de bozmuyorum Concord neresi falan diye. Çıktık yukarıya. Konrad'ın oraya geldik, Konrad Hotel'in. Orada şey Harbiye'yi arıyoruz mesela. Ya öyle anlatınca biraz salak gibi oldum ama. Estağfurullah hayatım. Ya çok unutkanım ben. Neyi unutmuşsun? Yani kafamda bir şey canlandırıyorum. Mesela Harbiye'yi orada canlandırdım. Burada da olabilir şu an Harbiye. Bak şurada hemen kolonun arkası Harbiye, gidelim beraber. Evet, işte. Ya o stadın oradan çıkılan yokuşu, hani küçük küçük çiftlik parkının oradaki yokuşu aslında o Barbaros'la ilişkilendirmiş kafasında. Evet öyle yani, mesela. Benim hep gibi. Öyle. Mesela duydunuz mu navigasyon diye bir şey var, bulundu bayağıdır. Hiç bakmadınız mı oğlum? Ya ben götüreceğim ya bir de ben böyle hevesli. Hiç... Ayıp olur diye sen. Tabii, tabii. O da kırmadı. Ama biliyordun orası olmadığını. Biliyorum ama yanında kuşkulandım. O kadar emindi ki çünkü. O kadar tabii. Giderken. Bu herhalde Harbiye'yi taşıdılar diye. Olur olur belli mi olur yani? Ya unutkanlığımı mı değiştirmek isterdi herhalde yani. Çok unutkanım çünkü. İnanılmaz. Dur daha o soruya gelmedik ya. Ha, daha şey öbür olarak, kadının oyunu soruyoruz işte, şu an. İşte hani onunla değiştirmek isterdi diye diyorum. Sen niye cevap veriyorsun acaba Korhan'a sorduğum soruya? Ha tamam. Koraycığım. Katılıyorum. Müge Hanım'a katılıyorum. Diğer hanım unutkan değil miydi? Yok, unutkan değildi evet. Yani Müge kadar unutkan değildi diye hatırlıyorum evet. Çok iyi gidiyor şu ana kadar ha. Çünkü sorular olsun çünkü sorular. Ama çok iyi böyle. Öyle böyle Müge Hanım haklı. Öyle hatırlıyorum ama hayal meyal. Harbiye nerede istersek oradadır. Güzel yani. Balık gibi böyle aralardan tık 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 tık. Sen kuzucuğum? Yok. Benim yok. Daha soru gelmeden. Hayır. Hayır, eski kocanın bir huy. Yok, değiştirmek istediğim bir huyu yok. Ya al, soruyu değiştirme. Ha. Onun huyundan bahsetmiyoruz. Ha. Eski... O daha sakindi, Koran daha sinirli. Şimdi oldu. O kadar. Evet. O daha sakin. Evet. Sen azıcık daha sinirli. Evet. Bazen ani patlamalar olabiliyor. Şu anda da var mı ani patlamalar? Yok. Arada kavga ediyorsunuz mu? Evet, çok nadir. Nadir. Böyle yüksek midir kavgalarınız? Dizi gibi midir, film gibi midir? Genelde öyle. Ben... Sinkaflı. Öyle ve susmuyor Müge daha çok. Ben evden çıkıyorum sakinleşsin diye sonra geri geliyorum. Ama ben hala konuşuyorum. Gerçi o yok kendim konuşuyor. Tabii. Daha çok doluyorum hatta. Böyle şişiriyorum kendimi iyice. Sen istemiyorsun kavga etmek. Ya ben bitsin istiyorum. Hani uzatmanın anlamı yok diye. Orada Müge'nin bir huyu var. O da kayınpederden almış. Şimdi çok konuşuyor, anlatıyor. Ben dinliyorum sakin sakin. Sonra karşıma geçip oturuyor diyor ki anlat Koran ben ne söyledim diyor. Onu da benden bekliyor tekrar. Koran gel buraya. Harbiye nerede? Kim ne kazanıyor biliyor muyuz? Tabii. Kim kimden daha çok kazanıyor? Korhan ben daha çok kazanıyorum. Öyle mi? Tam tersi olsaydı hocam. Sen diyelim 4.000 lira maaş alıyorsun, 5.000 lira alıyorsun. Hanım 5.000 euro alıyor. 50.000 TL. Hiç sıkıntı yok. Bizim kasa ortak zaten. Ki biz bunu yayınlayana kadar 68 olur bu tabii.
Neymiş? Sıkıntı yok. Bizim kasa ortak zaten. Kasa ortak. Evet. İyi de oğlum burası ortak kasa. 10 kat fazla kazanırken. Ona ortak diyemeyiz yani. Keşke öyle bir şey olmasa. Bu hikayenin başında bir borçlar vardı. Onlar ne durumda? Bitti. Onların hepsi bitti. Hatta Müge'nin borçları vardı. Onları da ödedim. Bakın şu zafer çığlığıdır. Özlüyor musunuz birbirinizi? Çok. Kaç gün görmesen bu adamı özlersin? Bir gün bile görmesem özlerim. Vallahi. Vallahi. Seksi buluyor musun kocanı? Çok. Söyle bakalım kameralara. Çok seksi buluyorum. Sen hocam? Hanım seksi mi? Bence seksi evet. Söyle kameraya. Şimdi diyor ki mesela, biraz daha durursam söyledim sayarlar. Anladın mı yani? Söyledim sayarlar. Tam olarak hangi cümleyi söyleyeceğimi... Dene bir, içinden ne geçiyorsa. Ben hanımı çok seksi buluyorum. Orada söylüyor musun ara bunları? Söylüyorum. Böyle güzel cümleler kuruyor musunuz karşılıklı? Tabii, tabii. Valla. Söyleriz. Anladım. Çok güzel, çok tatlı bir ikinci evlilik görüyorum ben. Valla, hakikaten öyle. Birbirinizin size iyi geldiniz mi? Çok. Böyle yaralarımızı sardık diyebilir miyiz? Çok. Gerçekten öyle. Ben hani... Korhan'la çok fazla huylarımı törpüledim vesaire ama diyorum ki ya iyi ki de Korhan olmuş da ben de şu anki Müge oldum aslında. Yine inanmadım. Yok yok çok güzel konuştun vallahi. Sen hocam? Ya ben de öyle. Ben o zaman işte bahsettiğim dükkan batırmıştım. Annem hastaydı o zaman sonra kaybettik falan. Çok zor bir dönemdeydim. Teşekkür ederim. Bana hani giyimimden, tarzımdan... birçok şeye kadar Müge'nin çok etkisi var. İşte kitap okumaya onunla başladım mesela. Hani buraya kadar çok güzel konuşuyordu ama yani. Abi boş biraz öyle... geç kalmamış mısın yani? Ya ben kitap okumaya, televizyon seyretmeye de babamla başladım. Hadi bakalım. Şöyle ben yüksek lisans mezunuyum ama kitap okumayı sevmezdim. Anladım. Müge'yle beraber oldum. Alıştırdı. İşte, evet, dövme yaptık falan beraber. Hani çok şey kattık birbirimize. Daha karşılıklı fazla gelişmemizi sağladık. Ne var dövme sende? Burada bir aslan var. Aslan mı? Evet. Şurada Müge'nin dudak... Ben daha çok aslana benziyorum, böyle söyleyeyim size. Böyle ellerim falan da var. Şurada Müge'nin dudak izi var. Dudak izi mi var? Evet. Dün geceden. Yani böyle ayrıntılarla konuşacaksak ben varım. Nasıl peki? Dudak izini nasıl dövme yaptın bunu? Peçete yapıyor. Bu ne çirkinlik ya! Böyle yapıyorsun peçete. Sonra böyle bir şey mi varmış? Yani ya ben... Bu yani sizin yaratıcı bir fikriniz mi? Dövmecilik diye bir şey var mı? Var, var. Ben şeyde görmüştüm. Biz Galatasaray eski futbolcuda görmüştüm. Felipe Melo'da. Peçeteden. Aldım aynen. Burada var. Evet. Evet. Sonra oraya... Nerede tam? Tam şu omuzda. Görek ya! Sağ omuzda. Şurada. Göster abileri gibi. Kimse de görmedi ha, değil mi? Görseniz nasıl seksi. Anladım. Sende var mı dövme? Bende de var. Bu adamın tükürüğü falan var mı şimdi? Belli olmaz. Mesut'u böyle yapıyorsunuz. Yapıştırıyorsunuz. Korona! Hanımlar, beyler, bendeniz Mesut Süre. Evimdeki psikolog.com'un sunduğu ilişki testi alkışlarla devam ediyor. Korhan dünyanın en yakışıklı adamı mı? Bence öyle. 10 üzerinden tipoloji olarak kaç veriyorsun? 9 veririm. Tamam. Ne olsa 10 olurdu. Tabii. Hemen söyleyeyim. Tabii. Onu biliyorum tabii. Ya ben şey uzun boy çok seviyorum. Tamam. Uzun adam ama. Ama kısa geliyor. Ya kısa gelmiyor da daha uzun olsaydı daha iyi olurdu. Ama bak burada bir ibret varken. Ama siz bana normal geliyorsunuz mesela. Sen delirmişsin. Hayır. Kendi bana 1 metre 48 santim beğenmediği adama bak. Kaç abi boy? 1.83. 83. Ama ben de 1.72'yim yani. Anladım. Fiziken en beğendiğin özelliği. Bu mimiğe gerek var mı? Dedim ben. Ama yani söyleyeceğim yer o mimiği kaldırır diye düşünüyorum. Poposunu çok beğeniyorum ben. Öyle mi? Evet çok nasıl güzel. Nasıl poposu? Çok güzel. Mesela diyelim sen böyle divan edebiyatından bir yazarsın. Yazdırır. Göt demeden bana götü anlat. Tasvirlerle, benzeterek. Ay dur üretemedim. Mesela bir sabah uyandım.
Ondan ay sonra... gibi doğdu derim yani. Ben hayatımda bu kadar kötü benzetme duymadım. Ay gibi pasparlak. Ay gibi doğdu mu? Yemin ediyorum o kitabı kapattım ben şu an yani. Bu nasıl iman edebiyatı? Ya ne güzel kadının Müge. Bence öyle evet. En sevdiğin fiziki özelliği? Ben gözlerini çok beğeniyorum. Tasvir et bakayım gözlerini. Gözlemeden. Gözlemeden tasvir edeyim. Güneş gibi doğdu diyeyim abi. Aynı kitabı mı okudunuz? Hani sen Müge ile başlamış ya kitap okumaya. O aynı kitaptan galiba. Evet. Ay gibi doğdu, güneş gibi doğdu. Fişt yaptın. Müge'nin bir huyu değişecek hocam. Hangi huyu değişsin? Bir bu unutkanlık bahsettiğimiz. Tamam. Diğeri de bir şeylerin yerlerini çok değiştiriyor. Evde? Evet. Büyük bunun... problem ya. Problem çünkü unutuyor zaten. Unutkan ya. Sonra beraber arıyoruz. Yatağı koymuş salona. Mesela eve geldiğinde ne buluyorsun? Ne değişikliği buluyorsun? Ya mesela en basit su bardaklarının yerlerini değiştiriyor veya kahve bardakları. Bir şey yapacağın zaman arıyorsun. Sonra soruyorsun, bulamıyor, sinirleniyor falan bana. Niye soruyorsun, kendin bulsana falan diye. Her şeyi değiştiriyorum ama unutuyorum. Unutuyor. Değiştirme. Sıkılıyorum o zaman da. Anladım. Ama adam sormakla haklı değil mi? Ama o zaman da stres oluyorum, çok kötü oluyorum. Böyle. Bardakların yeri dışında mesela temel bir şeyleri değiştiriyor musun? Koltuk biraz da şöyle dursun. Tabii. Televizyonda bu tarafa geçsin. Sabah kalkıyorum daha gözümü açar açmaz. Hayal etmişim mesela. Diyorum ki salonu şöyle... Hayal et, bizim Harbiye bizim evde. Şöyle bir Harbiye inşa edeyim bakalım. En çok ne unuttu? Unutkan diyorsun ya. Şimdi evden çalışıyoruz ya mesela mouse'larını çantasına koymuş. Bana sordu işte sen ne yaptın falan. Ben dedim ellemedim. Sonra onu birkaç gün arıyoruz ya bulamıyoruz. Çantasında bulduğu anda onu böyle çaktırmadan çıkarmaya çalışıyor böyle. Hani masanın üzerine koyacak ya böyle. Aklıma o geldi en son yaptığı. Anladım. Ya mesela dün de gözlüğüm gözümde, maskemde, ağzımda ikisini arıyorum mesela. Maskeyi ararken bir eline dokunmak aklına i̇şte, gelmedi mi? Sonradan anlıyorum maske yüzümde olduğunu. Sen bir huyunu değiştir. Koran'la çok detaycı. Bir örnek ver bize, detayı aç bakalım. Ya mesela... Aslında şöyle bir şey var. Koran'ın yaptığı hiçbir plan bozulmaması lazım. Hep o plan doğrultusunda gitmemiz lazım. Değişince çok sinirleniyor. Beni de geriyor bu sefer. Mesela biz bir plan yaptık. Dışarıya yürüyüşe çıkacağız. Ama benim arkadaş çevremde çoktur ve çok severim arkadaşlarımı da. Birisi eklenmek istiyor mesela yanımıza. Ben sonradan söyleyince onu istemiyor mesela. Neden? Diyor ki biz böyle plan yapmıştık ama. Ne olacak, o da gelsin. Yürüsün yani, ne olacak? Ya o bahsettiği olay, o bir kerelik bir şeydi. Yok benim, yok, hep öyle. Benim kabul etmiyor ama şey, hep öyle. Şu mesela buraya geleceksek atıyorum 4:30'da evden çıkmamız lazım, onun 5 olmaması lazım. Evet. Benim için öyle bir takıntı bendeki de. Ama çekim 5'te ya. 4:30'da olmaması lazım saat yani. Saat örnek verdim ona yani. Çok şey değil. Nereden geldiniz buraya? Acıbadem'den. Ha tamam. Galiba biz size haber verdiğimizde de Mardin'deymişsiniz. Evet. Tamam. Böyle birlikte tatil yapar mısınız? Çok. Tatil kültürünüz benziyor mu? Aynı mı? Çok seviyoruz gezmeyi ikimiz de. Yeni yerler keşfetmeyi de çok seviyoruz. Hep her fırsatta bir yerlere gideriz. Dünyada nereye gördünüz? Balayında Phuket'e gittik. İlk evlilik dönemde İtalya'ya gittik. Saraybosna'ya gittik. Belgrad'a gittik. Sonra pandemi çıktı. Tatildeki en fakir anınız... Hiç öyle bir fakir anımız olmadı. Ben olmadı ama İtalya... Ama... Borçlardan yeni kurtulmuş hallere tavırlara bak. Ama yok, İtalya zaten hani euro olduğu için yine orada ister istemez dikkat ediyoruz. Oluyor. Anladım, böyle bir fakir anınız yok. Biraz buraya soralım. Kaldır bakayım, yakın zamanda tatile giden kim var? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereye gittiniz? Datça'daydık. Kaç gün kaldınız? Biz bir bayramda gittik bir hafta. Sonra bir geri eve döndük İstanbul'a. Sonra İlk geri gittik. Miydi? Yok hayır, önce bir geçen sene evlendik biz zaten. Balayına gitmiştik. Nereye? Aslında birlikte yaptığımız ilk tatil diyebiliriz balayı haricinde. Balayı nereye? Antalya'daydık. Ya hayaller İtalya'ydı ama pandemi çıkınca Antalya'ya çevirdik rotayı. Anladım. Ver bakayım adama. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim. Siz nasılsınız? Sizin yaşlar kaç böyle 9-9? Yaşlar ben 32, Tuğba 29 yaşında. 32 misin sen? Çıkar bakayım maskeyi. İyice bir nefes al şimdi. Alma lan, şaka yaptım. Fahrettin Koca tweet atıyor. Orası mı çocuğu? Buna mı uğraşıyoruz 2 yıldır? Şerefsiz. Profili AVM varyantı. Ya
oradan başlamış. Çözümü de yok. Bir yöntek böyle hiçbir işe yaramıyor. Henüz aşı olmayanlara o desin. O kadar mı? Çift doz aşılılara o desin. Maskeyi indireyim ben o zaman. Sen yine coşmalı, bir tanesi var orada. Öksürdüm görürsün. Hocam en fakir anınız neydi tatilde? Ya en fakir anımız çok da öyle olmadı da tasarruflu gitmeye çalışıyoruz öyle yani. En zengin anınız? Akşam yemeğine çıktık Datça'da yani zaten. Şimdi ben aldım cevabımı. Vizyonsuz köpek. Mesut Bey inanmayacaksınız, kola da içtik. Bilet aldınız tamam mı? İtalya'ya bak, onların hayalini size çevirdim. İtalya'ya bilet alındı. İkinize uçaklar alındı. Oteller ayarlandı. Son dakika Müge'ye vize çıkmadı, sana çıktı. Gider misin tek? Şu anda gitmem. Ama sevgiliyken gittim iki defa. Neyken gittin? Sevgiliyken. Hayır, bu dediğim durumda gider misin? Gitmem, İtalya'ya gittim ama başka biri olsa belki düşünürüm. Gider, gider. Oğlum sorumuz o mu? Allah'ın belasına bak. Değiştir ülkeyi. Nereyi görmek istiyor? Fransa diyelim. Fransa. Ona vize çıkmadı, sana çıktı. Gider misin? Gitmem. Neden? Yani biz çok beraber tatile çıkıyoruz. Beraber vakit geçirmeyi seviyoruz tatilde. Ama yanacak biletler. Yansın, sıkıntı yok. Valla? Valla. Sen gider misin? Ona vize çıkmadı, sana çıktı. Gitmem. Neden? Ya ne yapacağım onsuz gidip? Eğleneceksin, koca dünya orada. Gitmem. Ama o gitti aslında. Kadar içim çekildi bu ikinci bölümde benim. Kocacım da kocacım, kocacım da kocacım. Hayır ama ben... Doyamadı kocasına. Biz sevgiliyken ayrıldığımız her zaman bir plan yapıp gitti. İlkinde Ukrayna'ya. Tabii. Kim? Bir arkadaşımla beraber. Ya iki erkek. Tamam. Ukrayna'ya gidiyor. Ayrıldık. Hemen zaten onu beklemiş demek ki. O da hemen plan yapmış. Ukrayna'ya gitmiş. Konuş! Ayrıldığın gibi bilet mi aldın hocam? Tabii hemen gitti. Hemen. Hemen değil ya. Birkaç süre geçmişti ya. Ya 5 gibi ayrıldık. Ben 9'da bindim uçağa. O 4 saatte çektim biliyor musun sen? Havaalanına gidene kadar tabii. Değişik bir şey soracağım bak hiç. Birbirinizi yıkamışlığınız var mı? Var. Valla içime doğmuş amın okuyayım valla. Hakikaten mi? Tabii. Nasıl? Kese filan. Tabii. Yani sırtına ulaşamıyor vesaire ben yıkıyorum. Ha? Tabii. Normal. Çağırıyor musun banyodan? Çağırıyorum. Müge! Şu sırtıma bir kese at. Evet. Çok çirkin ya. Çok aseksüel bir hareket değil mi bu? Yo. Dur bakalım siz. Nasılsa kalabalıksınız. Biz de birbirimizi yıkıyoruz diyenler o desin. Yok abi su döküyoruz acık. Var mı başka bir örneğimiz daha? Birbirini yıkaya kaldır ya bir şey olmaz. Şurada var bak. Herkese hemen arkanda bak. Seni de yormayalım. Yani kimseye yıkamışlığı yok ama benim babam hamamcı. Ben severim. Ya hanımefendiciğim. İlişki testinde size bu cümleye gerek var mı şu an ya? Birbirini yıkayan çiftler vardır. İyi akşamlar. Tamam hamamcı. Yerimize Sultanahmet taraflarında Mesut'cum. Ayarlarız. 150 TL'ye giriş, tellak 90. Reklama kaldırmış parmağını. Hayır. Şu an çift misin burada sen? Ben mi? Sevgilin falan var mı? Hayır. Babanı anlatmaya kaldırdı parmağını. Nasıl hamamcı var? Anlat bakalım. Kaç yıldır hamamcı baba? 45. 45 yıldır hamamcı. Sana da öğretti mi? Ya ben çok severim. Neyi? Yıkamayı mı? Hamam kültürünü, hamamda yıkanmayı, kesedir, masajdır çok severim yani. Göbek ya, sen de yapmayı biliyor musun? Tabii canım iyi yaparım. Yani iyi keseler. Kimi yıkadın daha önce anneni falan? Tabii. İşte mesela evde diyelim ki annem yıkanıyor. Ben bir işte keseder misin beni Nisa der. Tamam derim. Keselerim yani. 10 dakikada ne konuştuğumuzu anlamıyorum şu an yani. Burası ayrı çirkin, burası daha da çirkinleşti. Peki baban, dur bakalım madem ilişki testine çekelim konuyu. Baban anneni yıkar mı? Yılların tecrübesiyle? Şimdi, 45 yılın tecrübesiyle keseler mi? Biz Tokatlıyız. Tokatlı hani hamam... Ya bu ayrıntılar da bu. Ben de Bursa'dayım, ne yapalım şimdi ya? Hayır, şu şekilde oraya konuyu şöyle bağlayacağım. Mesela ben diyorum ki hani evlenmeyi düşünmüyorum diyorum. Babaannem diyor ki sırtını kim keseleyecek kızım o zaman senin diyor. Bravo ya. Evlenmeyi düşünmüyorum. Ya sırtındaki o kör noktalar? Onlar kuru mu kalsın yavrum? Babam da annemi keseler. Yani şey yaparlar hani sen gir ben geleyim. Sen gir.
Sen gir ben geliyorum mu? Mesela baban önünden gelince de annen diyor mu sen gir ben geliyorum? Tabii derler. Hani birileri kesiliyorlar. Keselerler. Çap çap çap. Çap çap sesi çıkmaz yani. Kesen şey yapmaz. Ne kirler var sen daha görmemişsindir 45 yılda. Olabilir. Anladım. Ne tatlısın sen ya. Teşekkür ederim. Yayınlayabilir miyiz buraları? Tabii ki istedim. Gerçi Alper'e babana da bir sormak lazım. Yok. Onların da özelini anlatıyoruz şu an. Ya mesleğimiz bu. Yani ayıp bir şey de. Ya ayıp dedik mi? Tabii ki değil. Yok yok. Sadece haberleri yok ki o yüzden diyorum. Yo haberi var buraya geldiğimde. Onlara hayatım da... tabii ki var. Buraya gelmeden haberi olmasıyla baban da beni yıkar aynı şey değil. Yani sizi severek izliyorlar onlar da. O onlar yüzden... da biliyorlar beni. Tabii ben açıyorum televizyondan. Hatta anneme söyledim işte ben Mesut Süre'ye gideceğim dedim. Ha ilişki uzmanı olan mı dedi. Sizi ilişki uzmanı sanıyorlar. Uzmana bakalım. Çap 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 diyor kesin. Anladım anladım. Güzel. Senin ne zamandır sevgilin yok? 2 senedir. Yaş kaç? 26. Seçici misin acık? Yani birazcık öyle. Mesela seçeceğin adamda kese seni yıkayabilme özelliği arayacak mısın? Ya önemli bir şey bizde diyorum yani. Babam 45 yıllık hamamcı yani. Hayatım neresi önemli? Böyle seçemeyiz insanları yani. Al bakalım şu keseyi Erdem. Dikkat ederim ama hani işte keselenmeyi biliyor mu? Gerçekten keseleniyor mu? Ya sen temiz, pir ufak bir adam arıyorsun. Değil mi? En azından keselenmeyi bilsin hani. Duş almasın yani gerçekten yıkandım dediği zaman bir keselensin, ne bileyim göbek taşına yatsın. Sen delirmişsin gerçekten. Göbek taşına mı yatsın neden? Güzel olmaz mı evde Türk hamamı? Olmaz! Evde hamam istiyorsun sen. Tabii. Hayallerinden biri. Kurnayı ayarlarız babadan. Hani bir tek şey lazım işte. Ne? Göbek. Koca. Hani kurna... Benim derde bak su mu lazım? Su. Öderseniz parasını hakkı verirsin. Ne olacak? Güzel olurdu. Anladım. Emin oldum ben. Ben de olduğu gibi koyuyorum ya. Burayı. Koyun istediğiniz gibi koyun. Alkışlıyorum. Kuzucuğum, çok beğendiğim bir yabancı artist söyle bakayım. Brad Pitt. Şuradan geldi. Hı hı. Profili AVM'den. Dedi ki ben otoparkta kayboldum ancak şimdi yetiştim dedi. Tıkır tıkır indi. Tamam. Sana dedi ki tuttu elinden gidelim diyor bir hafta. Gitmem. Hocam beğendiğin bir aktrist var mı? Türk yabancı. Hayvan. İlişki uzmanı konuşuyor hayvan. Yabancı yabancı. Başımıza iş almıyormuş şimdi yabancı. Yabancı. Angelina Jolie diyeyim abi. Angelina Jolie. Evet. Brad Pitt'le geldiler el ele. Dediler ki elleri değiştirelim mi? Angelina Jolie gelse tutsa elinden gider misin? Açık ol bir şey olmaz abi ya. Abi ne için gideceğimize bağlı. Ya gezmeyin canım. Kahve mahve. Giderim. El ele ama çıkacaksınız buradan. Herkes de görecek. El ele. Yok el ele çıkmam abi. Valla. Çıkmam abi. Dışarıda üzül... tutar. Tabii kapıda. Üzülür mü? Müge üzülür diye mi? Üzülür tabii. Beni mahveder abi. Üzülmek ne demek? Mahveder mi? Tabii. Nasıl? Bir hafta gezdiniz sozunuz. Döndüğünde ne yaşarsın? Müge yok ki. Aa bir de bekleyecek miyim? Yok mu? Yok tabii direkt gider. Ne evi terk eder? Tabii. Sen daha, basarsın, daha iyi falan açmış olur abi. Evi terk ettiği gün basarsın Ukrayna'ya. Sen seversin öyle şeyleri. Hocam Müge senden ayrıldı. Tamam mı? Diyelim ki. Bir sebepten. Kaç zamanda toparlarsın ve bu enerjine gelirsin? Açık benim çok uzun sürer yani. Bir seneye geçer. Ciddi misin ya? Evet. Bir sene. Evet, çünkü o beni toparladı. Ne güzel. Kuzucuğum bastı gitti bu adam. Bugün ayrıldı senden. Kaç zamanda toparlarsın? Yani sebebe bağlı ama eğer kötü bir sebeptense ertesi günü toparlarım. Kötü sebep yok. Normal. Artık aynı heyecanı duymuyorum dedi gitti. Aynı heyecanı duymuyorum derse de kısa sürede toparlarım. Vurguda şey var sikertirim. Değil mi? Kısa sürede toparlarım. Hadi puanlayalım. Çağdaşlık. Çok da hakim değilsin. İş yerinden birkaç kadınla sensiz tatile gidebilir mi kuzucuğum? Gidebilir. Hiç arar mısın her gün? Yok aramam.
Benim hiç arama uyum yoktur zaten. Ya, sende kıskançlık az var. Sen hocam? Yok, biz zaten gidiyoruz arkadaşlarla. Yani ben tabii erkeklerle gittim, o da kız arkadaşlarla ama hiçbir sıkıntı olmaz bizim için. Tamam, yani iş yerinden iş gezisi gibi bir hafta. Tabii tabii. Gidebilir. Arar mısın her gün? Çok telefonla konuşmuyoruz. Biz genelde mesajlıyoruz ama çok sık rahatsız etmem. Öyle mi? Evet. Ha, incelik gösterirsin. Evet. Sadece ne yaptın? Evet, zaten o belli sürelerde o da arıyor, ben de arıyorum. Çok öyle darlamayız birbirimizi. Çağdaşsınız. Çağdaşlık. 10 üzerinden. 2 diyenler... 8'i üzeri diyenler o desin. Sadakat. Kız ayrıldığı gibi ülke ülke gezmiş. 7 üzeri diyenler o desin. Niye lan? Ne oldu da? Ayrı ayrı. Ne diyorsun lan? Ver bakayım mikrofonu, ne diyor? Ayrı ayrı diyor şu an. Abi ayrılırlar inşallah. Ayrı ayrı bence fark eder. Ayrı ayrı sorarsanız fark eder. Sormayacağım. Olur. Tamam tamam, ayrı ayrı sorayım. Aynen. Tamam. Benim sabah. Gel sen sunamı okuyayım madem bu kadar biliyor. Geliyorum. Dur tamam dur. Mikrofonu bırakma dur. Eyvah. Müge için sadakat. 9 üzeri diyenler o desin. Oo. Tamam. Korhan için. Sadakat 9 üzeri diyenler o desin. Oo. Oo. Ayrı ayrı sormak gerekirmiş. Seni ben bir döverim burada. Gelin mi? Gelin mi ben sıkıyordum. Hayatta mesleğimi kaptırmam köpek seni. Çift misiniz sizde? Ben 20 yaşındayım ya. Bende yok. Ne demek o? Kullanmıyorum. Ne tatlı Mesut Bey, yok ya. 20 yıllık bir yalnızlık hikayesi bu. Daha başlamadın bu işlere? Ara verdim. Ara verdin. Ha, neye ara verdin acaba? Bu işlere. Güzel. Dozunda gidiyoruz. Ama 20 yaşında olduğu için biraz daha patlak veririm. Seks! Oldu mu hiç uzun ilişkin? 1,5 yıl. İyi lan, daha ne 20 yaşında? İşte. Ergenlik. İyi. Neymiş? Ergenlik. Ya şu an büyüdün. Olur. Evet. Büyüdüğümü kabul ederim. Kim öyle bir şey dedi de kabul ediyor şu an? Sen. Ben mi dedim? Ha. Yoo. Demedim ya. Biz bir ayrı ayrı sorun bana da. Diyebilir kardeşim, alkışlar. Çok güzel, çok güzel. Nefis bir enerji var hocam. Vallahi bir tanesin. Kendi aralındaki eğlence düzeyi. Ayrı ayrı soracağım. İlk bölümle ikinci bölüm. Bana öğrettin. Her şeyi biliyorum dememelisin. Çünkü ikinci partta kuşuşup konuştum. İlk parttaki dünya tatlılar neredeydi acaba? Birinci part için kendi aralarındaki eğlence düzeyi 900 üzeri diyenler o desin. İkinci part için 4 diyenler o desin. Yok yok. Haksızlık etmeyelim. 3 diyenler. Çok tatlısınız arkadaşlar. Vallahi bayıldım ben ikinci bölümde. Çok güçlü bir ilişkiye ikinci evliliklerde ha buldum demişsiniz. O enerjiyi verdiniz. Bize düşmez ama mutluluklar diliyoruz. Her bölümün sonunda olduğu gibi öpüşün barışın. Alkışlarla! Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre, bu vakte kadar en az 2 kez sesli kahkaha attıysanız. Arttıracağım lan sayıyı. En az 1 kez. Bu vakte kadar en az 5 kez sesli kahkaha attıysanız evde. Ve hala kanalımıza abone değilseniz. Naif beddua severim. Sevdiceğiniz. Partneriniz. Sizin poponuzu tasvir ederken desin ki ay gibi parlıyor. Hanımlar beyler, evimdeki psikolog.com'un sunduğu ilişki testi alkışlarla sona eriyor. Ayaklarınıza sağlık arkadaşlar. Bunca üstü olduğunuz çok tatlısınız. Görüşürüz. Bay bay.